Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki ÖSYM adında sorular 4 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıdaki ABC'de dikdörtgeni kesikli çizgilerden kesilerek 1 ve 2 nolu iki parçaya ayrılıyor 1 ve 2. İşte x verilmiş y verilmiş 2 nolu bölgenin çevresi 1 nolu bölgenin çevresinden ne kadar fazladır diye soruluyor. Arkadaşlar her iki şekilde de şurası A değil mi? Evet şurası A bu şurası A yani şurası dediğim şuradaki parça her iki şekilde de A. Peki şuraya ben m diyecek olursam buraya m eksi x kaldı. Hocam tamam m ise buraya da m eksi y kaldı. E sonra şuraya da b diyeyim istersen o zaman yukarısı da b. O zaman çevreleri buluruz. b b yazayım. Şuraya da m eksi x yazayım. Şuraya da x yazayım. Burası y iken burası da m eksi y. Hadi bakalım iki nolu çevre. Arkadaşlar iki nolu çevrede ne var? a artı b artı m eksi y ve x. m eksi y ve x var. Eksi bir ne oldu çevre? A, B yine var. A artı B artı Y artı M eksi X var burada. O zaman A artı B artı M eksi Y ek artı X eksi A eksi B eksi Y eksi M artı X mi yaptı burası? Evet. A'lar, B'ler, M'ler gitti mi? Gitti. Ne oldu burada? Y'den iki, iki tane var. Eksi 2Y artı X'den de iki tane var. Artı 2X. Yani Eksi 2 artı 2x. Daha doğrusu 2x eksi 2'ye fazla olmuş oldu. Evet birinci sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu. Geldik 2'ye. ÖSYM köşesinden bir soru. Onu uygulamadan bakarsınız. Geldik 3'e. Yol kenarında bulunan 128 birim kare 128 yani A kare eşittir 128 ise o zaman buradan A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 64 çarpı 2 yani 8 kök 2 olarak buluruz. Evet bir kenarı kaçmış? 8 kök 2'ymiş. Evet Trafik levhası zemine dik konumlu ve kalınlığı önemsiz bir direğe şekil 1'deki gibi A ve C köşelerinden sabitlenmiştir. A ve C köşelerinden sabitlenmiş. Eyvallah. Sonra direk kırılmış şu şekilde olmuş. Direk şekil 2'de zeminden 21 birim uzak yükseklikteki şuradaki E noktası 21 birim yükseklikte. O zaman buraya ne kaldı? 17 kaldı. D üssü kırıldığında D üssü köşesi zeminden 4 birim yükseklikte olacak şekilde direk üzerine geliyor. Buna göre başlangıçta Levan A ve C bağlantı noktalarının zeminden yüksekleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Evet başlangıçtaki A ve C nedir diye soruluyor. Arkadaşlar direkt levhayı böyle koymuşuz. Ya e aslında bu söylense iyi olur mu? Olur aslında ama anlaşılıyordu aslında. Şurası direğin uzantısıyla A köşesi böyle doğrusal. Kabul edin. E, söylenseydi de iyi olurdu. Yani not olarak da düşünseydi iyi olurdu. Yani Burada ECA doğrusal denise daha güzel olurdu sanki. Neyse o zaman ECA'nın doğrusallığını düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi burada eğer soru da benden şekil 2'deki A ve A ve C uzunlukları istenmiş olsaydı ben soruyu şöyle çizerdim. Hocam A'nın zemini olan uzaklığı için şuradan zemini olan uzaklığı için buradan dik ve buradan dik çizerek eş üçgenler oluşturabilirdim. Ama şekil 2'deki A ve C'nin uzakları istenmiyor bizden. Şekil 1'deki istenildiği için o zaman ben ona göre hamle yapmak zorundayım. Bana ne verilmiş? Bak burası 17. E hocam bu köşegen de devam değil mi? Devamı köşegen. Ve biz burayı kaç bulmuştuk arkadaşlar? 6 kök kim bulmuştuk? Hayır. Kaç bulmuştuk? 12 kök kime? 8 kök ki. Evet burası 8 kök gibi bulmuştuk. E hocam burası da 8 kök ki. Şimdi ben buradaki 17'yi falan kullanmaya çalışacağım. 17'yi nasıl kullanabilirim? 4'ü nasıl kullanabilirim? Arkadaşlar bir köşegen çizilmiş. Aslında gizliden köşegen var burada. E diğer köşegeni de çizsek süper olmaz mı? Ve 17'yi de kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanırız. Çünkü köşegenler dik kesiyor. Ve burada da bir dik üçgen karşımıza çıkmış oluyor. Bu arada 8 kökki ise bunlar 8 8. O zaman bir kenarı 8 yaptı. 8 8 köşegenlerden bir kenarı 8 yaptı. 8 17. Ne üçgeni? 8 15 17'den. E, burası 15 olacağından dolayı buraya da kaç kaldı? 7 kaldı. O zaman şekil 1'e dönelim. EC'yi kaç bulduk arkadaşım? 7 bulduk. E, zaten 8 kökki 8 kökki kök katından dolayı burası da 16. Şimdi şekil 1'deki A'nın ve C'nin zemine olan uzaklıkları isteniyor. C'nin zemine olan uzaklığı kaç? 28. A'nın zemine olan uzaklığı kaç? 21. 28 artı 16'dan kaç yapıyor? 44 mi yapıyor? Evet cevabımız o zaman 28 ile 44 olacaktır arkadaşlar. Yani o da hangisinde var? A şıkkında var. Cevap böylelikle 3. soruda akçay oldu. Geldik 4. soruya. Erdan kenar uzunlukları 4 birim ve 20 birim olan dikdörtgen biçimdeki oyun tahtalarından 5 tanesini düz bir zemin üzerine bu şekilde sabitlemiş. Arkadaşım kenar uzunluğu kaç? 4 ve 20. Hocam burası da 4. Burası 90 olduğundan 3, 4, 5 üçgenden burası 3 çıktı. E 90'lara bana düşüyor. Burası da 90 alfa beta'ya dalacağız. Da burası da 4 zaten. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta. Hocam burada alfanın karşısı 4. Burada da alfanın karşısı 4. Demek ki bunlar eş üçgen. Çünkü 90'ın ee, alfanın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı 90'ın karşısı 5 ise 90'ın karşısı 5'tir. E o zaman burası 3'tür. E hocam bunun tamamı 20 idi. Buraya kaç kaldı? 15 kaldı. Beta 90'sa alf oldu. Burası da beta oldu. Yani şu üçgenle de şuradaki üçgenle de oldu. Benzer oldu. Bakacak olursak 90'ın karşısı 15. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 15 olmuş. Yani 1'e 3 oran var. O zaman beta'nın karşısı 3 beta'nın karşısı 1'e 3 orandan dolayı 9'dur. Alfanın karşısı 4 ise 1'e 3 orandan dolayı burası da 12'dir. Hocam şu kısa kenar kaçtı? 4'tü. E bunun tamamı 27. 9 4 daha 13 ise buraya kaç kaldı o zaman? 7 kaldı. E şu uzunluk kaç zaten? 20. Burası da 4. Şu toplamda burası kaç yaptı? 24. O zaman buradaki dik üçgenden dolayı 7 24 25 üçgenden burayı kaç buluruz? 25 buluruz. Dolayısıyla 4. sorunun doğru cevabı A seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik 5'e. Şekil 1'deki ABC'de dikdörtgene biçimdeki cep telefonu ekranında kenar uzunlukları 5 ve 10 santimetre olan bir dikdörtgen verilmiş. Böyle. Şekil 1'deki fotoğraf parmak hareketiyle 3 santimetre yukarı kaydırıldığında, 3 santimetre yukarı kaydırıldığında F, B'ye geliyormuş. Arkadaşlar F, B'ye 3 santimetre kaydırılarak geldiğine göre o zaman burası kaçtır? 3'tür. Bak F nereye gelmiş? B'ye. O zaman 3 santimetre kaydırıldığına göre burası 3. E, 3, 4, 5 üçgenden 4 çıktı burası. Hocam 90'lar da uçuşuyor burada. E, dal alfa beta'ya Alfa, beta, alfa, beta ve şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10 oldu. Yani 1'e 2 oran var. E o zaman beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı kaç yapar? 6. Bizden ne isteniyor? Hop şu uzunluk isteniyor. Çünkü soruyu oku. AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da 6 artı 4'ten kaç çıkmış oluyor o zaman? 10 çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu sorunun yani 5. sorunun doğru cevabı edremit oldu. Geldik 6'ya. ÖSYM köşesi olduğu için ben çözemiyorum. Siz çözeceksiniz nerede? Uygulamada. Ya siz çözeceksiniz ya da uygulamadan bakacaksınız. Evet. Böylelikle testi bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında 5 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.